Cerrahi yöntem de aslında yine bir şablon, bir tedavi olarak bütün hastalara aynı cerrahi yöntemi uygulayamayız. Hastanın durumuna, dar kanalın yerleşim yerine, dar kanalın şiddetine, artı dar kanalla beraber skolyoz veya yan planda bel çukuru kaybı, lordoz dediğimiz kaybın olup olmamasına göre bir tedavi programı şekillendirilir. Her zaman için hastanın ana şikayetinin yürüyememe olduğunu, yani oradaki o sinirdeki kanaldaki baskı olduğunu düşünürsek aslında esas amacımız bizim o baskıyı ortadan kaldırmamızdır. Bunu da yaparken genellikle sadece tıraşlama dediğimiz, tek taraftan girdiğimiz ve mikroskop altında tek bir delikten veya bir yerden girerek bütün kanalı temizlediğimiz minimal invaziv yöntemleri bu yaş grubunda tabii ki tercih ediyoruz. Ama bazı hastalarda kanal daralması, özellikle buradaki foramen dediğimiz sinirlerin çıktığı yerler artık çökme nedeniyle iyice daralmışsa, buradaki eklemleri almak durumunda kalmamızı gerektiren bir durum var ise ve hastada ciddi anlamda bir instabilite, yani anormal bir oynama, deformasyon, skolyoz bulgusu var ise, o zaman bu dekompresyon diye de tanımlanan tıraşlama ve kanalı rahatlatma işleminin yanında mutlaka vidalama dediğimiz ensümantasyonu da ekliyoruz. Ensümantasyona girdiğimiz zaman tabii burada bir kaynama beklentisi, işte o vidaların orada onu kaynama oluncaya kadar tutması veya ensümantasyona bağlı olarak işte kaynama olmadığında vidaların gevşemesi, çubukların kırılması vesaire gibi komplikasyonları gördüğümüz için bunlardan mümkün olduğunca kaçınıyoruz. Ama gerekli olduğu zaman da iyi bir planlama ve özellikle de hastanın yan plan ve skolyozu varsa bunun iyi bir düzeltme planlaması ile bu ensümantasyonları da yaparak bu rahatsızlıkla ilgili son derece iyi sonuçlar alabiliyoruz. Sonuçta tedavisi olan bir şey, hastaya göre bir elbise dikmek lazım, hastaya göre bir tedavi planı belirlemek lazım. İyi bir tedavi planlaması, hastayla iyi bir beklentilerinin iyi anlaşılması, bizim ona verebileceklerimizin hasta tarafından iyi anlaşılmasıyla genellikle dar kanal tedavisinde iyi sonuçlar alıyoruz.